Arkadaşlar, Ruh Usta kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine Honda Dio'da detaylı varyatör bakımı, ön arka lastik değişimi yapacağız. Honda Dio. Detaylı varyatör bakımında her zaman olduğu gibi arkadaşlar, varyatörümüzün bütün parçaları sökülüyor. Şu şekilde. Bakalar, baskı sapı, ön varyatör tahrik yatağı önemli. Bakıyoruz boşluk var mı, yok. Kayıkımızın gezmiş olduğu eski izler, talaşlar silindir. Şuraya bakıyoruz, burada da aynı şekilde. Arka varyatörün tahrik kasnağı, yatağı sökülecek. Burada bir hareketsizlik var bakımsızlıktan dolayı. Artı debriyaj balatalarımız şu şekilde. Bunlar dağıtılacak. Evet. Yazlık lastiklerini takacağız arkadaşlar. Bunlar da yanlış ebat kullanılıyor arkadaşlar. Onları görüyorum. Nasıl yanlış ebat kullanılıyor? Mesela arka lastiğimiz, şu anki ebatına bir bakalım. Görüyorsunuz lastikler bir sezon gitmiyor arkadaşlar, yani böyle de bir durum var. 90-90-14 arka, öne bakalım. Bunun ebatı biraz daha düzgün gibi duruyor ama yok, 90-90-14 öne arkaya aynı lastik takılmış arkadaşlar. Yani ön ebatıyla arka aynı değil normalde. Niye aynı değil? Arkanın ebatı 80-90-14 80-90-14 önünki 90-90-14 yani arkanınki 90-90-14 önünki 80-90-14 olacak. Yani bir tık uzak olacak. Onun yerine ikisine de 90-90-14 takılmış. Bu da motoru yoruyor arkadaşlar. Ön lastikte dişler duruyor ama kışlık lastik. Biliyorsunuz kışlık lastikler asfaltı direkt tuttuğu için motorun gidişini, çekişini etkiliyor. Ondan dolayı motorlarımızda yazın yazlık, kışın kışlık kullanmak gerekiyor. Yani aslında yaz kış aynı lastik kullanılıyordu ama son zamanlarda bu motokurye işleri hızlanınca kış yaz motorlara binildikçe bu sefer de üzerindeki lastikleri alır almaz söküp kışlık lastiğe dönüştürüldü. Böyle bir durum oluştu. Yoksa normalde motorlarda aynı lastiği yaz kış kullanılır ama artık kullanılamıyor, o duruma geldi. Ama öbür türlü de görüyorsunuz, yazın kullandığımız zaman asfalt lastiği nasıl diyor. Böyle bildiğimiz şamyon gibi oluyor arkadaşlar. Bu tür lastikler araç muayeneden Türklerinde geçmiyor, bilginiz olsun arkadaşlar. Çünkü ortada diş yok, burada adam nereye ölçecek yani. Detaylı varyatör bakımında Süleyman Usta söktü komple. Arka varyatöre bir bakalım, çamur içinde kalmış. Oriklerini falan çıkaralım. Evet, gayet berbat durumda arkadaşlar. Bu diyorlarda varyatör bakımı olmazsa olmazlar. Evet arkadaşlar, varyatörümüzün bütün parçaları söküldü. Şu şekilde. Temizliği yapılacak. Debriyaja dağıtılacak. Ön arka lastiğimiz değişecek. Ön balata, arka balata kontrol edilecek. Böyle bir durum var arkadaşlar. Arkadaşlar, aşama aşama Honda Dio videoları, PCX videoları gelecek. Tabii bir motordan 50 defa 100 defa video çekmeye gerek yok diye düşünüyorum. Çünkü bu Honda Dio ile ilgili detaylı varyatör bakımı bayağı var arkadaşlar. Ha, bundan sonra çekerim çekmem motorun durumuna göre değişip de, yani gelen arızaların durumuna göre çekiyoruz. Hatırlatma mahiyetinde bunu da size atayım dedim arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. İyi seyirler diliyorum arkadaşlar.